Aylığıma da dokunuyor. Ondan sonra cebime de dokunuyor. Dokunuyor da dokunuyor yani. Doğalgaz kaynağı bulunduk Karadeniz'de, doğalgaza zam geliyor. Artık altından kalkamıyoruz zaten yakıtın, verginin, algının. Bugünden itibaren motorine 41 kuruş, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak zamlar hakkında Kayseri halkının ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Tabii ki vatandaşı olumsuz anlamda yansıyacaktır bu zamlar. Ama dünyadaki küresel krizde görüyorsunuz İngiltere yakıt bulamıyor. Biz yine tedarik edebiliyorsak şanslıyız diye düşünüyoruz kendi açımızdan. Ama tabii son dönemde yakıta artık gıdaya gelen zamlar çok fazla vatandaşı zorlayacaktır. Alım gücünüz nasıl peki? Ya çok şükür bizim var ama olmayan insanlar düşünmek lazım. Asgari ücretle çalışan insanların hayat standartları her dakika zorlaşıyor. Ne diyeceğim, sadece yakıta mı geldi? Ben diyorum ki devam etsinler bu hükümete oy vermeye, daha ne zamlar görecekler? Yerde mi sürünürler? Gökteki yaptıkları uçaklara mı binerler? Yoksa süper 7 kere reklam ettikleri arabayla mı gezerler? Devam etsinler. Hiç acımıyorum. Hiç acımıyorum. Daha beter olsunlar. Gelen zamlar aşırı bir yüksek. Yani bundan 3-4 yıl öncesiyle şu anki yıllar arasında çok fark var. Yani biraz önce çarşıyı gezdim, Düvenönü. Yani 3-4 yıl içerisinde %100 artışlar var veya daha fazla. Yani her şey dolar endekslenmiş. Son şu 1-2 hafta içerisinde aşırı bir şey var. Doların yükselmesi bu piyasayı da aşırı etkiliyor. Geçen hafta da LPG'ye gelmişti 70 küsür kuruş. Biz artık altından kalkamıyoruz zaten yakıtın, verginin, algının. Biz taksici olarak altından kalkamıyoruz. Taksimetrenin yazdığının yarıdan fazlası yakıta gidiyor, vergiye, algıya gidiyor. Bu şekilde. Alım gücünüz düştü mü? Alım gücü zaten %300 düştü. Alım gücü diye bir şey kalmadı. Markete giremiyoruz. Petrol ofisine giremiyoruz. Yakıt alamıyoruz. Marketten alışveriş yapıyoruz. Aldığımızın daha fazlasını üstüne ekleyerek markete ödüyoruz. Aldığımızda da hiçbir şey yok zaten. Sizce bu yükseliş ne tetikledi? Yukarıdakilerin rahat rahat yiyip içmesi tetikledi. Başka hiçbir şey değil. Doların yükselmesinden dolayı olabilir mi? Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Çok rahat yiyip içiyorlar. O tetikliyor. Vallahi çok fazla geliyor hanımefendi, yani az değil, çok fazla günlük zam koyuyorlar ya. Ben 300 lira kazanıyorum normalde günlük, 100 lirası mazota kesinlikle gidiyor. Ondan sonra bir arıza olduğu zaman 100 lirasında ona çık, 100 lira falan kazanıyoruz günde hemen hemen. O da yetmiyor, borç harç, borçlu aldık zaten. Yetmiyor yani, bize yetmiyor. O yüzden çok fazla yani. Sürekli indirim gelecek diyorlar. Her sabah uyandığımızda 10 kuruş 20 kuruş zam gelmiş oluyor. Dün gece de mazot benzini geçmiş 4 kuruşla. Yani böyle şeyler neden yapılıyor, ben hala aklım sırrım ermiyor. Önce yani bize verilen vaatlerde işte bu zamların önüne geçileceği söyleniyor. Ama yani gidişat hiç iyi değil. Gidişattan hiç memnun değiliz. Hayırlısı olsun. Ya, araba kapıda yatıyor yani, binemiyoruz. Yakıta gelen bu zamlardan dolayı. Yani başka ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Alım gücünüz düştü mü peki? Tabii ki de düştü. Önceden depoyu fullerdik. Ondan sonra depoyu yaralamaya başladık. Şimdi sadece 50 liralık alıp çıkıyoruz. Sizce bu zamların nedeni ne peki? Ya bu zamların nedenini inan ben anlasam zaten olayın tamamı çözülecek. Ama şeyde o kadar petrol bulundu, kaynağı bulundu. Ondan sonra doğalgaz kaynağı bulundu Karadeniz'de, doğalgaza zam geliyor. Petrol bulunuyor, petrole zam geliyor. İşte hiçbir şey ucuzlanmıyor ki. Onun da zamlanmasına alıştık yani artık. İyi değil. Bugün mesela ben her zaman köye gidip gelmem icabı diyordu. Atıyorum 50 liralık yakıyordum. Şimdi 70 lira gidiyorum geliyorum. Bu iyi mi? İyi değil. Ne oluyor? Bu aylığıma da dokunuyor. Ondan sonra cebime de dokunuyor. Dokunuyor da dokunuyor yani. Sizce bu zamların nedeni ne? Zamların nedeni ya, kim istiyor ki işte Kur'an'dan, kim istiyor ki dünya öyle, kim istiyor ki ökonomi işte bilmem ne. Her biri bir laf söylüyor.
Alım gücünüz düştü mü peki? Düşmez olur mu? Tabii düşüyor.